Komuta kontrol sistemleri konusundaki çalışmaları 1997 yılında hava kuvvetleri bir sistem yapıyoruz. Önde dost bildiklerimiz, dostlarımız, müttefiklerimiz bir şekilde istenilen parasını ödediğimiz parçaları, parasını ödediğimiz malzemeyi bize vermemekte ısrar ediyorlar. Yapılan tüm girişimlere rağmen maalesef bu konuda ciddi bir sıkıntı var, ciddi bir rahatsızlık var. Herhangi bir ambargodan bahsedilmiyor, herhangi bir tahtitten bahsedilmiyor. Fakat şu veya bu sebeple bazen işte bürokratik sebepler, bazen efendim işte mali sebepler, bazen işte ara şeyler, iklim şartları, bazen işte salgın sebepleri bu işler uzayıp gidiyor. Bunun da farkındayız. Siz de farkındasınız. Dolayısıyla bu kritik silah sistemleri, silah ve sistemleri, işte yedek parça vesaire dahil bunların artık bizim egemenlik ve bağımsızlığımızda doğru orantı olduğunu bilin. Gerçekten kılıçla, silahla, savaşanla, kalemle, kafayla savaşan bir yazılımcının çok büyük değeri var. Benzerliği var. Yani bizi bu sıkıntılardan kurtarmak için işte yazılımcılar, donanımcılar, işte fabrikalar, üretim ne yapacaksanız tasarımcılar herkesin elini taşın altına sokup can havliyle çalışması lazım. Çünkü bütün bunları kullanabilmek efendim ülkemizi, hakkımızı, hukukumuzu koruyabilmek için güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Güçlü bir ordu demek insan ve malzeme demek. Dolayısıyla bu manada savunma sanayinin bizim için çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, liderliğiyle, önderliğiyle, onun teşvikiyle her şekilde olayı desteklemesiyle %70'lere varan bir savunma sanayinde millik ve yerlik oranı var. Ama bu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Çok daha önemli yollar var önümüzde, güçlü engeller var önümüzde. Gideceğimiz çok daha yol var. Vatan millet aşkıyla dolu. Mehmetçiğin eline eğitimini almış, önemini görmüş. Mehmetçiğin eline ne kadar yüksek teknolojiye dayalı araç, gerek silah verirseniz arkadaşlarım, sonuç o kadar başarılı olur. Bu çok açık bir gerçek hepimizin bildiği gibi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihine, tarihten gelen milli, manevi ve mesleki değerlerine uygun olarak sadece kendi ülkesi için, sadece kendi millet için çalışmıyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler çerçevesinde, NATO çerçevesinde, hatta Avrupa Birliği çerçevesinde, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde de bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor. Karada, denizde, havada arkadaşlar. Pantolondan gümüşlerek
çözümdür bu. Birçok link cihazının entegre edildiği bir çözümle ortak görev inşallah Haziran ayında da ilk ürünümüzle sahada yerimizi alacağız diye düşünüyoruz. En önemli kabiliyetimiz dediğimiz gibi tek efendim.